Rock Mezarlısı yeniden merhaba dostlarım. Bu video ile beraber sizlerle beraber aslında ikinci sınıfa veda ediyoruz aslında. Benim için çok farklı bir video çünkü ikinci sınıfı bitiriyorum. Bu videodan sonra bir sürü video gelmeyecek. En azından finallerim bitene kadar ne yazık ki. O yüzden sizlerle beraber şöyle bir sohbet etmek istedim. Aynı şekilde ikinci sınıfı da kısaca bir değerlendirmek istedim. Final haftama giriyorum ve oldukça yoğun bir süreç beni bekliyor. Aşırı zor birazcık ne yazık ki aslında. Konular üst üste geldi. Zorlandığım dersler var. Bir tık kaldığım dersler de var. Bana şans dileyin, bana dua edin. Umarım sağ salim bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ki dizimde sıkıntı var bildiğiniz gibi. Her gün egzersiz yapıyorum. Egzersizden sonra 3 gün üst üste ağrı kesici içtim ancak 4. günde artık ağrı kesici içmek istemedim çünkü vücut bağımlı olmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi sürekli ağrı kesici tüketmek çok mantıklı gelmedi bana. Sadece ağrı kesici krem kullanıyorum. Her gün 10 dakika egzersiz yapıyorum. Yani dua ediyorum başıma bir şey gelmeden eve ve aileme Rabbim beni kavuştursun. Umarım sizlerle beraber sağlıklı bir şekilde eve döneriz. Evimi çok özledim gerçekten. Çünkü bu ara gerçekten kendimi çok yoğun ve yorgun hissediyorum. Aslında ikinci sınıfın yorgunluğu diyebiliriz. Hadi gelin sizlerle beraber ikinci sınıfı değerlendirelim. Bildiğiniz gibi ben ilk başta dönem başında dershaneye başlamıştım. Bu şekilde bir karar almıştık ailemle beraber. Ancak bunun ağırlığı çok çok fazlaydı. Çok güzel bir süreçti. Evet, gerçekten çok faydalı bir süreçti. Ancak şu bir gerçek ki dershane mezun olan öğrenci için faydalı dostlarım. Onun haricinde ÖABT'den daha çok ben verim aldım. Kendi alan dersim de edebiyat, Türk dil ve edebiyatı olduğu için ÖABT'den genel olarak ben verim aldım. Diğer dersler ne yazık ki verim alamadım. Ancak umarım yazın boş kalırsam eğer yine o derslere de yine bakacağım. Benim de bayağı bir kitap var çünkü dershane kitabı var. O şekilde bir yıl oldu. Onun haricinde şöyle aslında biz bunu geçen gün hocamla beraber de değerlendirmiştim. Hocamı sınıfa sormuştum. Nasıl geçti bu dönem, bu yıl aslında? Ben de dedim ki hocam dedim geçiş dönemi eserleri gibiydim dedim. Tam arada kaldım dedim. Sonuçta tabii ki bir kahkaha koptu. Gerçekten geçiş dönemi eserleri gibiyim. Tam böyle aradayım. Çok heyecan verici bir süreç ama ona rağmen çok çok da zor bir süreçti. Ama tabii ki bu zorluklar zamanla aşılabilecek zorluklar. Onun haricinde kendimi hangi alanda daha iyi bulduğumu fark ettim. Onunla başka ne diyebilirim? Araştırma yapmayı çok çok sevdiğimi, sunum yapmak çok hoşuma gittiğini öğrendim. Kendi yeteneklerimi keşfettiğim aslında bir yıl oldu. 5 ana branş dalından her ne kadar dersi geçemesem de kendimi yeni Türk edebiyatında daha uygun buluyorum. Bildiğiniz gibi 11 ve 12. sınıf Türk dili ve edebiyatını lisede kapsıyor. Yeni Türk edebiyatı. O yüzden benim için güzel hani geçiyor. Seneye mesela Servet Fünun dönemine geçeceğiz. Bütün bir yıl boyunca Servet Fünun'u yaşayacağız. İnanılmaz heyecanlı ki ben Tanzimat sonrasını gerçekten çok çok seviyorum. Bu arada neşem, enerjim yok. Ben şu an kameradan görebiliyorum. Gözlerim aşırı yorgun bakıyor ama dediğim gibi hani sınavlar geldiği için artık çalışmam gerekiyor. Son düzlükteyim. Eski kaldığım 2 tane ders var. Toparlayabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız süreç içinde zaten sizlerle beraber konuşuyor oluruz. Dediğim gibi bu şekilde geçti. Onun haricinde diş işlemleriyle geçti. 23 yaşıma girdim. 23 yaşındayım. 23 bana güzel aslında bir güzellikler de getirdi onun haricinde. Ne mesela? Örnek veriyorum, artık dişçiye korkarak gitmiyorum. Çünkü güvendiğim bir klinik buldum. Gerçekten hani herkesin ilgiyle yaklaştığı, dişlerime de iyi bakıldığı bir süreç. Ve İnşallah sene şu çarpıklıktan da kurtulacağız ve diş teline belki başlayacağız ancak böyle 5 işlemleri daha tamamlarsa. Diş çekimlerim oldu. Yani 20 yaş dişlerimi çektirdim. İyi cesaret valla. Öncelikle anneme çok teşekkür ediyorum. Çünkü annem çektir çektir diye ikna etmese ben hayatta gitmezdim. Sonra bu korkuların zamanla aşıldığını öğrendim. Bazı korkularımı da aşmayı öğrendim. Ne bileyim, arkadaşlarımla zaman geçirmenin tadına vardım. Burada olmanın, burada yaşamanın her şeyin tadına vardım. Çünkü tam aslında ara dönemdeydim. Ve çünkü hani 2 ve 3 geriye 4 kalıyor zaten bildiğiniz gibi. Ha, şöyle bir durum da var. Formasyon 3 yıla yayıldı diye söyleniliyor. Eğer ben sene formasyon alırsam belki 5. yarı yılda bile burada olabilirim. Bilmiyorum artık. Her şey değişebiliyor ve 3 yıl atama yokmuş ne yazık ki yeni gelen kurala göre. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben fakülteyi bitireyim de yarısına Allah kerimdir, Allah büyüktür diyoruz. Ve o şekilde hayatımıza bakacağız. Tek sorun final haftamda bu diz olayı biraz sıkıntı yarattığı için biraz hani moralim bozuk oluyor elbette ki. Yürürken, adım atarken biraz korkuyorum bir şey olur mu, başıma bir şey gelir mi diye. Umarım gelmez ve eve giderim. İnşallah çok da kilo almamışım. Eğer aldıysam vay benim halime, ben diyetisyende biraz sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Yemek yemek, makyaj yapmak, ailemle vakit geçirmek ve YouTube benim ilk 5'im arasında kesinlikle giriyor.
Aslında siz ilk birdesiniz. Siz ailemle beraber aynı kategoridesiniz. Çaktırmayın. Bu arada 3000'e de geliyoruz. Son 40 kişi falan kaldı. Büyük ihtimalle eve gittiğimde oluruz diye düşünüyorum. Bu süreçte dediğim gibi finallerim bitene kadar ne yazık ki başka hiçbir video gelmeyecek. Short videosu sizlere yetiştiremedim bu sefer. Bu süreçte beni bekleyin. İnşallah eve gidince sağlıklı ve sıhhatli olursam şayet sizlere daha güzel videolar çekerim. Şu roman tellerini neredeyse çekmek istiyorum. Çok aklımda. Umarım becerebilirim. Hani ben sonuçta bir akademisyen, bir hoca unvanını taşımıyorum. Bir öğrenciyim ama çok keyifli bulduğum romanlar da var. Bilhassa Gönül Hanım'ı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Gönül Hanım gibi güçlü bir karakteri bence herkes okumalı. Onun haricinde Efruz Bey yani çok özenti bir tip. O yüzden Efruz Bey romanını pek hoşlandım söylenemez. Onun haricinde Yeni Turan. Yeni Turan da yine güzel romanlarımız arasında. Kaya karakterinin fedakarlığı. O da gerçekten çok güzel. Kiralık Konak'ta Seniha'ya ne kadar gıcık oldum artık bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ateşten Gömlek, o en sonunda kafasına kurşun yiyip aslında o sevdiği kişinin olmadığını öğrenmek Ayşe karakter olması lazımdı. O da gerçekten çok ilginç romanlardan bir tanesiydi. Bunun haricinde çok güzel şiirler de öğrendim bu dönem. Umarım bunları da sizlerle paylaşırım. Kamera biraz sallandı, kusura bakmayın. Ne yazık ki tripodum yok yanında. Eve gidince artık daha her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah 3000 oluşumuzu büyük ihtimalle evde kutlarız diye düşünüyorum. 3000 olduğumuz zaman ben size söyleyeceğim. Soru cevap videosu çekeceğim. 3000 abone özel, ilk Doğu Korkmaz ailesine özel soru cevap videosu çekmek istiyorum. Bu artık bir ritüel gibi bir şey oldu. 500 abonede çektim. 30 abonede de çektim. 1000'de çektim. 2000'de çekmedik sanırım. 3000'de çekelim. Bence 3000 güzel olur. Evet, 3000'e özel soracağım videosu gelecek. Şimdiden sorularınızı yazmayın. Biraz bekleyin. Finallerim bitsin. Eve gideyim. Ondan sonra eğer 3000 olursak şayet ben size diyeceğim ki soracağım videosu geliyor. İstediğiniz soruları bana yazabilirsiniz. Hepsini güzel bir şekilde cevaplandıracağım sizlerle beraber. Onun haricinde destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu süreç gerçekten çok güzeldi. Hem böyle makyajları da denedik sizlerle. Bir yerlere de gittik, gezdik, öğrendik. Horonta'ya gittik. Oraya yani çok gezen bir insan değilim. Ama onun haricinde yani sonuçta okumam gerekiyor elbette ki. Onun haricinde yine sizlerle beraber bütün deneyimlerimi paylaştım. Benim için çok çok güzel bir yıl oldu. Hepinize bu güzel serüvenime eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Acısıyla tatlısıyla artık 2. sınıfı tamamladık. Darısı 3. sınıf inşallah. 3. sınıfta her şeyin çok çok daha güzel olması dileğiyle diyorum. O zaman beni bir süre özleyin bakalım. Bir süre sonra tekrardan kanalımla yepyeni içeriklerimle şarkı ilhamlı makyaj serisiyle artık bence bir dönelim. Olduğu kadarıyla yapalım makyajlarımızı, eğlenelim, müziğimizi dinleyelim. Her şey çok çok güzel olsun diyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beni birazcık özleyin. Bir süre sonra yanınızda, karşınızda olacağım. Hepinizi çok seviyorum şimdilik. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.